Altın Dağ'ın, Etimesgut'un falan kaç maçını akredite olmuşlar. Yani izlemiyorsun ki, televizyondan izleyerek transfer yapıyorsun. Menajerler sana kimi söylüyorsa onları transfer yapıyorsun. Sistem bu kadar basit Gençler Birliği'nde. Evet, Gençler de. Birliği tüzüğünü kontrol edeceğim ya, değişmez madde falan var mı Kandiyas'ın oynaması konusunda? Yani değiştirilemez, değiştirilmesi dahi teklif edilemez maddelerin içerisinde Kandiyas bence var diyorum. Nobre'de ısrar edilmesi lazım. Nobre aslına bakarsan bir şeyler yapmaya çalışıyor ama eldeki malzeme şu anda biraz önce Fuat Hoca'nın dediği gibi, Fuat Hoca için söylediğimiz gibi iyi bir hamur var, onu yoğurup iyi şeyler çıkaracak değil. İşte yedek sağ bek sesin, orta saha varyasyonu kısıttı. Bazı oyuncuları kullanamıyorsun. Kendinden kaynaklı bir durum da değil büyük ihtimalle. Kullanamıyorsun, şey kalıyorsun, kilitli kalıyorsun. Transfer istiyorsun, limite takılıyor, transfer yapılamıyor. Tecrübeli bir hocasın, kendini ispat etmeye çalışıyorsun. Bu da ciddi bir sorundur aslına bakarsan abi. Nobre de kendini ispat etmek istiyor. Yani bu sadece Gençler Birliği açısından değil, kariyeri açısından da önemli. Burada bir fiyaskoyla yaşadıktan sonra Süper Lig'de bir takım bulmak o kadar kolay değil. Birincilik hocası olabilirsin. Ama burada kendini ispat edersen Süper Lig hocası olarak devam edersin. Hı hı. Oradan birincilikten Süper Lig'e çıkmak o kadar kolay değil hoca paritesinde. Yani onun için birçok şey var ama ben Nobre'de ısrar edilmesinden yanayım. Gençler Birliği Spor Kulübü Nobre'nin staj alanı değildir. Şimdi Sayın Başkan demiş ki biz 5-6 milyon lira papazlara veremeyiz. Ya galibiyet başı 3 milyon lira veriyor Türkiye Futbol Federasyonu. Papaz dediğin adam sana 2 maç fazla kazandırırsa zaten kendi parasını çıkartıyor. Ayrıca geçen sene Hamza Hoca için benzer şeyler söz konusu oldu. Hamza Hoca geldi, 3 haftada 2 galibiyetle kendi parasını çıkarttı, oturdu aşağıya yani. Şimdi mesele hocanın parası değil sadece. Mesele takımın başarısı. Antalya'da kulübede kim varmış abi? Taşkın Hoca yok. Sen söylemişsin, ben orada şey yapamamıştım. Evet, geçen hafta biz bir Taşkın Hoca konusuyla başlayalım, ardından taraftar konusuna gelelim. Hayır, ulusalda çıksa cevap vereceklermiş. Ulusalda çıkınca bunu... taraftar arkadaşlar da programlarda bahsetti. Ahmet Çakar falan konuşunca bu cevap verilmeye değer bir şey oluyor. Ama Gençler Birliği taraftarı, Gençler Birlikliler konuşunca bu cevap vermeye değer bir şey değil. Kol kırılır, dolandırıcılık içinde kalır mı? Gençler Birliği'nin adını dolandırıcı bir kulüp diye yaptırmanın cezası ya olayı, hocaya 500 bin lira belki vereceksin, vermemişsindir o sayede, ondan kurtulmuşsundur ama verdiğin zarar onun 3 katı, 5 katı. Bundan sonra birisi transfer yapacağı zaman, Google'da arattığı zaman Gençler Birliği'nin kendi hocasına tuzak kuran bir kulüp olarak görecek. Kendi altyapından çıkan çocuk dahi seninle sözleşme imzalarken yanına noter getirmek isteyecek. Çünkü siz bunu yapıyorsunuz, kandırıyorsunuz orada insanları. Yine bu hafta olan bir ayrılıkla ilgili bir soru gelmişti, onu da atlamadan sormak istiyorum. Arif Ölmez'in görevinden alınmasıyla ilgili. Şimdi Arif Ölmez bir senedir, 1,5 senedir zaten kulübe gelmiyordu. Ne zamandan beri gelmiyordu? Mustafa Kaplan Gençler Birliği'ne geri geldiğinden bu yana Arif Ölmez gelmiyordu. Arif Ölmez İlhan Başkan öldükten sonra aktifti. Ümit Özat döneminde yine kendini kenara çekti. Sonra takım küme düştükten sonra o hızlı bir yapılanma oldu. Direkt Erkan Sözer'i ile anlaşıldı. Gidecek futbolcular gönderildi. Gelecekler hızlı bir şekilde getirildi. Takım hızlı bir şekilde yapılandı. Hiçbir şey bozulmadan hemen birincilikten Süper Lig'e çıkması falan sağlandı. O dönemde de Arif abi aktifti. Ne zaman kendini geriye çekti? Mustafa Kaplan geri geldiğinden beri. Şimdi geçen sene bu tarihlerde bunun şahitlerini söylüyorum. Murat Başkan kanalımızı ziyarete geldi. Yanında Musa Samur vardı. Murat Öngelen vardı yönetici. Oturduk. Ben bir şeyi anlattım. Bunu neye örnekleyerek anlattım? Müsaadeniz olursa da biraz detaylı anlatmak istiyorum. 2004-2005 yılında Atilla abi başkan adaylığını açıklamadan önce Cem Onuk'la İlhan Başkan'ın arası bozuktu. İlhan Başkan ölsem cenazeme gelme demişti. Onun üzerine birden Cem Onuk'la İlhan Başkan'ın arasını birileri düzeltmeye çalıştı. Düzelttiler de. Çünkü o düzeltmenin asıl nedeni şuydu ki biliyorlardı Atilla Aytek ekip adamı, o ekibine müdahale edildiği zaman yemişim böyle işi deyip basıp gidecek. Atilla abi de aynen öylesi yaptı. Ekibine müdahale edildiği zaman Hasanlar, Enderler, o ekibe müdahale edildiği zaman, ki Cem Hoca'yı severim, Cem Hoca'yı tenzih ederek söylüyorum, yani onun kötü adam olduğu için demiyorum. Atilla abi isyan bayrağını açtı. Atilla abi isyan bayrağını açınca Atilla abiden kurtuldular. Hatta sadece kurtulmakla kalmadılar. Meydan istedikleri gibi onlara kaldı.
İlhan Başkan'dan alacaklı duruma geçtiler. Çünkü İlhan Cavcav'ı Atilla Aytay'ın elinden kurtaran adam moduna geçtiler. Hem arasını bozdular dostluğun hem de şey yaptılar. Aradan yıllar geçti. Bu İbrahim Üzülmez gelmeden bir hafta 10 gün önce İlhan Başkan Gata'da hastanede yatıyor. Ben İlhan Başkan'ı ziyarete gittim. İlhan Başkan beni görünce ne oldu, haber için mi geldim falan dedi. Biraz şakalaştık, biraz videolara falan baktık, konuştuk falan. İlhan Başkan'a o olayı anlattım, hatırlattım. Ben seni uyarmıştım başkanım. Senin dostlarınla senin aranı bozmaya çalışıyorlar. Sonra da seni onlardan kurtaracaklar ve kahraman olacaklar. Atilla Aytay senin düşmanın değil, en büyük dostum. Sana hiçbir zaman hıyanet etmedi. Dertleri Atilla Aytay'ı oradan göndertmek demiştim dedim. İlhan Başkan doğrusun oğlum dedi. Haklısın, öyle oldu dedi. Beni de kandırdılar dedi. Bunu da şahidi, şu anda da Murat Başkan'ın da şoförlüğünü yapan Uğur. O dönemde İlhan Başkan'ın yanındaydı, hastane odasındaydı. Hatta o dönem ayrılmıştı kulüpten, Ferda Raman'ın da şahit. İlhan Başkan'ın bu sözlerine. Murat Başkan buraya geldiğinde ben aynı senaryoyu ona da anlattım. Senin dostlarının aranı bozarlar, sonra da seni onların elinden kurtarır moda geçerlerdi. O dönem Cem Onuk neyse, şimdi Mustafa Kaplan aynısı. Arif Ölmez'in hassas noktası Mustafa Kaplan'dı. Özellikle Mustafa Kaplan'ı getirterek Arif Ölmez'i kulüpten uzaklaştırmaya çalıştılar ki kendilerine meydan kalsın diye. Mustafa Kaplan konusunda çok net çizgisi olan bir insandı. Ümit Özat konusunda da öyle net çizgileri olan bir insandı Arif Ölmez. Şimdi Arif Ölmez kulüpten giderse istedikleri gibi meydanda rahat hareket edeceklerini düşünüyorlar. Yani düşünüyorlar diyorum çünkü buna izin verilmeyecek. Yani bu Arif Ölmez ekseninde değil, Arif Ölmez olur olmaz Arif Ölmez gider. Ama taraftar da artık bir şeylerin farkında. Çok sert tepkililer. Ben de takip ediyorum ki başka konularda da bunu anlatacağım. Şimdi Arif Ölmez, Mustafa Kaplan geldiğinden beri kulüple ilişkileri yok. Başkanla temas yok. Başkan aradığı zaman başkan bakmıyor. Başkan aradığı zaman bu bakmıyor. Zaten kangren olmuş bir ilişki tarzı vardı. En son Antalya'da herhalde bir selamlaşmama falan olayı olmuş. Arif Ölmez, Murat Cavcav'a selam vermemiş Antalya deplasmanında. Ardından gelince de Murat Başkan karar defterini dolaştırarak, bazı yöneticileri yanına çağırarak Arif Ölmez başkan vekilinden getirip Mehmet Emin Gür'ü alıp Mehmet Emin Gür'ü getireceğini açıklamış. Arif Ölmez de aynı dakikalarda WhatsApp grubundan mesaj atıp bunun benim için bir onur olduğunu, bütün arkadaşların da bu kararı imzalamaları istemiş. Arif Ölmez düz yönetici oldu. Herhangi bir göreve getirilmedi. Mehmet Emin Gür de, o da sevdiğimiz kıymetli bir abimiz, o da yönetici oldu. Ne değişti? Ne değişti? Alan boşaldığını. Arif Ölmez artık aktif değil. O dosyalara bakınca görecek adam o kadar o dosyalara ulaşmayacak, şey olmayacak. Hatta beklentileri Arif Ölmez bunun üzerine istifa ederdi. Arif Ölmez bayrak açardı, Arif Ölmez kavga çıkarırdı, Arif Ölmez kavga mavga da çıkarmadı, tertemiz yazısını yazdı ve şey, gençler birinde kongre falan muhabbeti de yok. Şimdi Arif Ölmez denkleminde ben zaten Mustafa Kaplan diyor ama Mustafa Kaplan'ın kendisini demiyor. Mustafa Kaplan'ı başkana özellikle kimler varsa onlar. Başkan da izliyorsa şöyle bir düşünür, kimler bana söyledi Mustafa'yı, kimler böyle pompaladı? Kimin mekanına ben bu ara çok gidiyorum, şöyle göl manzaralı, kimlerle konuşuyorum oralarda, kimin oğluna oraların sahibinin adı verilmiş, o denklemleri bu oturttuğu zaman zaten sistem oturacak. Yani bu kişilerle ilgili mektuplaşmalar falan, yıllardır gelen İlhan Başkan'dan gelen bir anlaşamamalar var. Ama bir şey biliniyor ki Mustafa Kaplan varsa Aykut Akalın vardır, Aykut Akalın varsa Mustafa Kaplan vardır. Mustafa Kaplan olduğu zaman Aykut Akalın'a küfreder yalnız kaldığı zaman da yine de her işini onunla beraber yapar. Şu anda Aykut Akalın Gençler Birliği'nin derin devleti değil. Bunu da not alın. Aykut abiyi de bu denkleme sokayım çünkü Aykut abi hiç gözükmeden denklem dışında kalıyordu. Aykut Akalın bu denklemin içerisinde. Sonra Murat Öngelen de bu denklemin içerisinde. Murat Öngelen Murat Cavcav'la beraber çalışan, hatta yanında çalışan birisi yanlışım yoksa. O da bu denklemin içerisinde. Taraftar grupları evet şu konuları konuşacağız dedi, gitti. Konuştular. Kayıt olmadığı için not almışlar. Doğal olarak taraftar gruplarının temsilcileri taraftarlarına, yani o grubu oluşturan diğer insanlara
konuyu aktarmak zorundalardı ve kendi meşreplerince bu konuyu aktardılar. Kendi düşüncelerince. Katılmıyorsanız yönetim olarak dersiniz ki böyle 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 bir aktarım oldu. Bunun bizce aktarımı şu şekilde olur. Taraftarlarımızın bilgisine sunulur dersiniz. Konu kapanır. Şimdi Erdem Alataş'ın adı Erdem Alataş ve adı 3 Temmuz geçen Hasan Çetinkaya. Yani bu menajer Hasan Çetinkaya ve Erdem Alataş demişler. Orada Erdem Karagöl aslında. Erdem Karagöl de var. Niye bunlardan alınıyor? Hep aynı transferler yapılıyor. Bizim zaten geçen haftalarda söylediğimiz konular bu. Bu artık gazeteciliğin araştırmanın üzerinde şeyler. Mustafa Kaplan'ı niye göreve getirdiniz? Bu da bizim sorduğumuz şey. Murat Başkan baba 5 kere göreve getirdi. O duayendi, o işi biliyordu demiş. 5 kere de kovduğunu da gördün o zaman. Ben teklif ettim demiş. Adam gibi adamdır demiş. Damarını kesseniz kırmızı siyah akar demiş. Kırmızı kara akar demiş. Ankara Hücü'ne de gidince sarı lacivert akar diyor. Hayır. Sonra da profesyonel dünya tabii ki başka takımlarda da çalışır tamam, demiş. Tamam arabasının plakası AG. Dönüp sordukları zaman plakan niye AG diye. Ankara Hücü demeye çekinip Ankara Gençler Birliği diyen birisi. Şimdi ben AGB bizim şirketimizin adı. Ankara Gençler Birliği de var ama asıl kuruluş şeyi Ankara Yüce Gençler Birliği. Böyle bir kısaltmayı tercih ettik. Hikayeyi de anlatmıyoruz. Mustafa Kaplan her şeyi böyle kıvırabildiği için. Yanında sekreterin yanında ben Ankara Yüce'yim değil mi kız diyen bir insan. Mustafa Kaplan geçen de bir açıklamasında Mustafa Kaplan'ın kulübe kazık attığını bana kimse ispat edemez demişti. Hatırlıyor musunuz? Hı hı. Şimdi Gençler Birliği taraftarı arkadaşlar yarın ben bu kısmı da özellikle kesip vereceğim. Gençler Birliği adını duymadığınız veya duyduğunu hatırlamadığınız bir isimden söyleyeceğim. Bu Gençler Birliği'nde bundan sonra gündem olacak. Çok çok fazla konuşulacak. Çok çok fazla çizilecek. Ben öncüsünü vereyim. Bu gece birilerinin uykusu kaçacaksa kaçsın. Ama detaylarını biraz zamana verin. Ben sadece ismi söylüyorum. Oğuzhan Türk. Bir futbolcu bu. Şimdi Oğuzhan Türk'ü bir araştırın. Bir şey siz bulamayacaksınız. Oğuzhan Türk de zaten bu işlerde, çetrefilli işlerde olan bir futbolcu değil. Ama Oğuzhan Türk ismini unutmayın. Buradan çok bomba patlayacak. Bu gecede birileri bu ismi Bülent öğrendiyse buralardan bir şeyler çıkacak diye uykuları kaçacak.